Bilgi dersimizde okul öncesi eğitimde materyalleri inceleyeceğiz. Eğitim ortamlarının düzenlenmesi kadar düzenlenmede kullanılacak olan materyallerin seçiminde de dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bunlar materyallerin, malzemelerin çocuklara zarar vermeyecek boyalar içermesi. Aynı zamanda sivri uçlu çocuğun kendine ve arkadaşlarına zarar verebilecek bir özellik taşımaması, kullanılan materyallerin işlevsel olması, kolay taşınılabilir, silinebilir, temizlenebilir materyaller olmasına özen gösterilmelidir. Sınıf içerisindeki malzemelerin resimli ve yazılı olarak etiketlenmesi, çocuğun hangi malzemenin ne amaçla kullanılabileceğini fark etmesi açısından önemlidir. Sınıftaki malzemeler kazanım ve göstergeler doğrutusunda değiştirilmeli. Dönemin başında konan bir malzeme veya materyal dönem sonuna kadar olduğu yerde kalmamalı. Bunlar arasında zaman zaman değişiklikler yapılması. Seçilen materyallerin çocukların dikkatini çekecek ve gelişimine katkı sağlayacak şekilde olması. Açık uçlu, sağlam, dayanıklı, çocukların kolayca ulaşabileceği bir yerde olması, altını çizmek istediğim kolayca ulaşılabilir yerde olmasıdır. Çünkü özellikle kalorifer peteklerinin üstü daha çok materyalleri kullanmak, koymak veya sergilemek amaçlı kullanıldığı için bunların çok uygun olmadığı ve çocukların ulaşamayacak düzeyde olması nedeniyle tavsiye etmiyoruz. Yine materyallerin sayılarının mümkün olduğunca çok olması, çocuklara yetebilecek düzeyde olması önemli. Çünkü az sayıda bir materyal koyduğumuzda çocukların birbirleri arasında problem yaşamasına neden olabilir. Materyaller çocukların motivasyonunu, araştırma ve keşif yapmalarını artırıcı özellik taşımalı. Yani bir materyalde birçok özellik bir arada bulunabilmeli ve her seferinde çocuk farklı özelliğini keşfedebilmelidir. Zengin öğrenme imkanları sağlamalı, duyuları geliştirici olmalı. Çocukları hazırcılıktan ziyade kendi düşünceleriyle de aktif öğrenmelerini sağlayacak şekilde olmalıdır. Materyallerin düzenlenmesi dönem dönem değişmeli dedik. Yeni materyallerin eklenmesini vurguladık. Ve gelişimsel özelliklerine göre de basitten karmaşa doğru olmalıdır materyaller. Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel çevreye baktığımızda eğitim kurumları çocuklar için bir anlamda oyun yerleridir. Bu nedenle en önemli gereksinimleri oyun olan çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak bir fiziksel çevre olmalı. Planlı ve sistemli şekilde gerçekleştirilmelidir. Kurumlar çocukları oyun oynarken tabii ki toplumsal bir ortama da hazırlamaktadır. Böylelikle çocuklar oyun içinde girdikleri toplumsal ilişkilerle kurallara uymayı, paylaşmayı, sorumluluk almayı, işbirliği yapmayı da öğrenirler. Bunların en iyi şekilde gerçekleştirebilmesi için çocukların rahatlıkla hareket edebilecekleri genişlikte ve kendi ihtiyaçlarını mümkün oldukça yardımsız karşılayabilecekleri güvenlikte ve eğitim programlarının istenildiği gibi uygulanabilmesine fırsat verecek şekilde ihtiyaçlar, mekanlar olmalıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarının bütün bunlar dikkate alınarak planlanmış belirli fiziksel niteliklere sahip olması gerekmektedir. İyi planlanmış bir eğitim ortamının çocukların gelişimine uygun 3 yaş çocukları için, 4 yaş çocukları için, 5 yaş, 6 yaş, yani yaş grupları değiştikçe onların rahat öğrenmelerine fırsat verecek eğitim ortamlarının olması ve materyallerin olması. En önemlisi güvenli olması. Hem sınıf içerisinde çocuğun güvenliği hem okul çevresi ve çocuğun güvenli bir şekilde gidip gelmesini sağlayacak nitelikte olması çok amaçlı olması. Yani sınıfı istediğimiz şekilde kullanabiliyor olmamız bizim amacımıza hizmet etmesi önemli. Problem çözme becerilerini geliştiren ve yaratıcılığını
destekleyen bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bina özellikleri okul öncesi dönemde verilen eğitimin kalitesini belirleyen önemli öğelerden biri eğitim kurumunun tasarımı ve düzenlenme biçimi, donanımıdır. Verimli, etkili ve kaliteli bir kişisel, fiziksel ve eğitsel ortam yaratabilmek amacıyla eğitim binasının tasarımında okul öncesi alanı uzmanları ile mimarlar, mühendisler işbirliği içerisinde olmalı. Yani sadece bir mimar veya mühendis değil, okul öncesi alan uzmanının da bu planlamada yer alması binanın çok amaçlı kullanılabilmesi açısından önemlidir. Binanın yeri tüm okullarda olduğu gibi okul öncesi dönemde de çevresinde çocuğa zarar verebilecek, onun güvenliğini tehdit edecek yerlerden uzak bir yere planlanması gerekir. Yine binanın çok katlı olmasından ziyade en fazla iki katlı olması, merdiven basamaklarının çok yüksek değil, daha alçak olması ve geniş olması çok çok önemli, gözünde bulundurması gereken noktalardan bir tanesi. İki ana özellik var ki bunu göz önünde bulundurmamız gerekir. Çevre koşulları ve diğeri güvenli bir çevredir binaların planlanırken ya da yapılanırken göz önünde bulundurulması gereken nokta. Olumlu çevre koşulları hem açık alan hem de kapalı alanların gün ışığından maksimum düzeyde yararlanabilmesi, doğal gün ışığının yeteri kadar yararlanılması, binanın rüzgarı engelleyecek ara bir bölgede yer alması. Dolayısıyla bunun için de binanın güney yönünde tasarlanması gerekmektedir. Yine binanın kapılarının bahçeye açılır olması, her sınıf için bir bahçeye açılan kapının olması, çocukların rahat gözlem yapabilmesi, bahçede rahat vakit geçirebilmeleri ve bahçedeki oyunlarını rahatça yapabilmeleri açısından önemli. Güvenli çevre ise binanın trafik, zararlı ve tehlikeli endüstri ve kirli alanlardan uzak, doğa açısından zengin olan bir mekan olması önemli. Yine binanın çevresinde okullar, aile eğitim merkezleri, kütüphaneler, müzeler, parklar, doğal ortamlar, sağlık kuruluşları, çok amaçlı merkezler, çeşitli dükkanlar gibi kapsamlı yaşam alanları bulunmalıdır. İdeal şartlara sahip bir erken çocukluk dönemi kurumunun binasının yer özelliklerine baktığımızda eğitim kurumu kurum ve ev arasındaki mesafe çok fazla olmamalı. Çünkü küçük yaştaki çocuklar okula gittiği için onların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gidip gelmelerini sağlayacak yakınlıkta olmalı ve çevreyi tamamlayıcı rolü olmalı. Kurum anne ve babaları işe gidip gelirken çocuklarını kolayca bırakabilecekleri ve alabilecekleri şekilde bölgeye yerleştirilmeli. Tepe, yokuş, zorlukları olmayan düzlük alanlar tercih edilmeli. Okul için seçilen mekan hem dış hem iç mekanın gerektirdiklerine cevap vermeli. Trafikten daha kontrollü ve daha emniyetli olan yerler tercih edilmeli. Gürültüden uzak, mümkün olduğunca sessiz alanlar tercih edilmeli. Yüksek gerilim hattı, bazı istasyonları, fabrikalar ve benzeri tesislerden de uzağında olmalıdır. Etrafında yine ırmak, kuyu, çukur gibi tehlikeli alanlarda bulunmamalıdır. Zemin olarak sert zeminli yerlerde inşa edilmeli. Doldurma gibi yumuşak zeminler tercih edilmemeli. Sağlık, teknik ve manzara yönünden de uygun araziler olmalı. Okulun çevresinde geziye çıkılabilecek patika, spor sahası gibi alanlarda bulunması ne tercihler arasındadır. Yapı özelliğine baktığımızda ideal olarak düşünüldüğünde erken çocukluk eğitim kurumunun yapısal özellikleri merdiven sorunu olmayan
tek katlı mümkün olduğunca enine doğru geniş binalar eğitim kurumu için uygundur. Bina sese ve ısıya karşı izole edilmiş olmalı. Bina bulunduğu bölgenin iklim koşullarına uygun olmalı. Duvar, pencere, kapı, tavan, çapı ve çatı yapıları sağlıklı ve güvenli koşullarına uygun olmalı. Binanın çevresi duvar veya parmaklıklarla çevrili olmalı ki çocuğun dışarıya çıkması önlenmeli izinsiz bir şekilde. Yine duvarları kolayca temizlenebilen, terleme yapmayan ve pastel tonların tercih edildiği boyalar olmalı. Kapı pencereler kesinlikle çocuğun boyutunda olmalı. Kolaylıkla açılıp kapanılmalı. Havalandırma sağlayacak bir şekilde yerleştirilmelidir. Pencereler ve kapılar uzun süre bakım onarım gerektirmeyen, ekonomik kolay temizlenebilir özellikte olmalı. Havalandırma için kullanılan pencere kasanın en üst kısmında olmalı ve pencerenin sık kullanılan kanadı çok yönlü ve emniyetli olarak açılıp kapatılabilmelidir. Okul yapısı küçük ve sevimli olmalı. Çocukların ilgisini çekmek amacıyla bina, gemi, şato çizme ve benzeri şekillerde farklı şekillere yer verilebilmeli. Havalandırma toplu yaşanılan kurumlarda temel bir ihtiyaç. Bu nedenle de mutlaka havalandırma sisteminin olması gerekir. Kurumun içten ve dıştan estetik görünümünü bozmayacak şekilde havalandırmaya yer verilmeli. Çağdaş bir eğitim gerçekleştirilebilmek için çağdaş eğitim mekanlarının bulunmasında gereken önemli özelliklerden birisi de ses yalıtımıdır. Ne içerideki sesi dışarıya ne dışarıdaki sesi de içeriye getirmeyecek özellikle planlanmalı. Ahşap, halı veya daha farklı özellikteki her türlü döşeme kaplaması, kokusuz, ekonomik, bakımı kolay, yenilenebilir, hijyenik, antibakteriyel, kaymayan, toz yapmayan, ses emici, kolay temizlenebilen, uzun ömürlü olmalı. Ayrıca binanın büyüklüğüne karar verirken depolama, mutfak, personel, park ve mekanik alanlar içinde yeterli yerin olması göz önünde bulundurulmalı. Binaların büyüklükleri tabii ki farklı ülkelere göre farklılık göstermekte. Fakat genel olarak çocuk başına en az 1,5-2 metrekarelik açık hava alanlarının çocuk başına düşen alanın 6,5-2'den de fazla olması önerilmekte. Sınıfta 1,5-2 metrekarelik, dışarıda ise 6,5-6-7 metrekarelik alan olması öneriliyor. Özellikle bahçesinin olması, bahçede kum havuzlarının olması, çimlerin olması, toprak bölgelerinin olması, taşlık bölgelerin olmasına da yine özen gösterilmesi gerekiyor ki çocuk farklı özellikteki materyallerle de çalışabilsin. Binanın şekline ve kullanacak materyale karar verirken eğitim kurumunun bulunduğu yerin yöresel özellikleri de göz önünde bulundurulmalı. Sıcak, sevimli bir görüntüye sahip olmalı ve mümkünse tek kat olacak şekilde planlanmalı. Eğitim binası en fazla 2 kat olmalı. Bina tek boyut değil, 3 boyutlu olarak planlanmalı. Binada farklı derinlik algılarından da yine yararlanılmalı ve tasarımda çocukların uzamsal zekaları da dikkate alınmalıdır. Okul öncesi eğitim binası ve çevresi çocuğa ve aileye sıcak görünüm şekli sunacak şekilde olmalı. Ancak binanın şekli işlevini aksatmaması da göz önünde bulundurulmalı. Çocukların ilgisini çekebilmek için binalar masal evleri olabilir, şatolar ve gemiler olabilir demiştik. Renkler çevre düzenlemelerine etkili tasarım için önemli elemanlardır. O yüzden dışlarda, dış mekanda dikkat çekici olabilir ama sınıfta gözü yormayacak renklerin tercih edilmesi önemlidir. Dış cephe için kullanılan renklerin yine çevreyle ilişkili ve uyumlu olması gerekir. Kurumlardaki renklere
karar verirken insanlar üzerindeki psikolojik etkileri de yine göz önünde bulundurmalı. Örneğin kırmızının heyecanlandırıcı bir özelliği, mor ve yeşilin sakinleştirici bir özelliği, sarı rengin ise dinlendirici özelliği vardır. Dolayısıyla mekan kullanımında da renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmalı. Renkler arasında da yumuşak geçişlerin sağlanması gerekir. Binanın bölümleri ve özelliklerine baktığımızda binanın iç mekanları, giriş ve vestiyer bölümü, veli bekleme salonu, idari kısmı, gözlem odası ve vestiyer. Özellikle her sınıfta bir gözlem odasının bulunması gerekmektedir veya gözlem aynalarının. Çünkü anne babalar da çocuklarını gün içerisinde gelip istedikleri gibi gözlemleyebilirler. Çocuğun gelişimini takip edebilirler. Sınıfa girdiğinde anne babayı çocuk direkt gördüğünde dikkatinin dağılmasına neden olacaktır. Bu nedenle çocuğun anne ve babasını görmeyecek şekilde bir gözlem odası veya gözlem aynasına yer verilmelidir. Dinlenme odaları, yemek salonu ve mutfak, revir, lavabo ve tuvaletler, hizmetli odası ve depo bulunmalı. Lavabo ve tuvaletlerin her sınıfın içerisinde ve çocukların boylarına göre planlanmış, düzenlenmiş olması gerekmektedir. Binanın eğitim ortamları, oyun odaları ve merkezler, eğitim ortamı yani sınıf, çok amaçlı salon, bilgisayar odası, spor salonu, binanın dış mekanları, oyun ve etkinlik alanları, hayvan ve bitki alanlarına yer verilmesi gerekmektedir. Yine binalarda, eğitim ortamlarında sınıf ortamının çok amaçlı olması, yani mümkün olduğunca geniş, çocukların etkinlikleri yaparken öğrenme merkezlerinin birbirinden uzaklığı, farklılığı, çalışmayı rahatlaştırıcı şekilde olmasına dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki sınıfımızda oyun oynayabileceğimiz gibi farklı oyun odalarında da çocukların oynayabilecekleri materyallerin bulunduğu yine oyun odaları da olabilir. Özellikle dış mekanlarda mümkün olduğunca çocuğun hem oyun etkinliklerini gerçekleştirebileceği, gözlem yapabileceği hem de bitki yetiştirebileceği, hayvan besleyebileceği büyüklükte eğitim ortamlarına yer verilmesi önemli. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.